Türkçülük sadece onunla değil, ta eski dönemlere kadar gidiyor. Ee, eski dönemlerken? derken? Hun dönemine kadar Aa. gidiyor, öncesine <laughs> kadar gidiyor eğer bakacak olursak. Şimdi tabi Metahan'a hep atfedilen bir şey vardır, Çin'in toprak istemesi vardır biliyorsunuz. O diyor ki her şeyi isteyebilirsiniz ama asla toprak bir karış toprak isteyemezsiniz. Vatan ve... Vatan, Hocam e, kim diyor Metahan. Metahan mı? Vatan ve fumuyla... Vatan ve fumuyla milliyetçilik eşdeğerdir. Çünkü vatan sevgisi milliyetçilik duygusu altında olan insanlar da kendisini gösterir. Yani bir toprağı vatan olarak görmüyorsanız o zaman o bölgede siz milliyetçilik yapamazsınız, milliyetçi diyemezsiniz onlara. Yani şöyle düşünün <laughs> savaş oluyor ülkede, siz terk ediyorsunuz o ülkeyi, kaçıyorsunuz, savaşmıyorsunuz toprağınızı savunmuyorsunuz orada milliyetçilik yoktur. O kişide milliyetçilik yoktur, terk edenler e çünkü hem o milletin geleceği hem de o <laughs> milletin yaşadığı e, toprakların kutsal hale gelmesi ancak oraya fedakarlıkla yani ölümü göz alarak mücadele etmek ve onun için can vermek anlamına gelir. Milliyetçilik milliyetin temelinde bu var. Yani e, bir toplum e, için e, siz ee, yani kendi e, soyunuzdan sopunuzdan gelen veya bir kendi ülkenizde yaşayan insanlar için fedakarlık ya yapmıyorsanız aynı dili konuşan insanlar olarak onun adına milliyetçilik diyemezsiniz. Peki yakın döneme gelirsek, yakın dönemde ne zaman yakın filizleniyor? Yakın dönemde daha yani çok... Yani siz şeye mi bağlıyorsunuz? İsmail Gazpıralı'yla Ga... e, Yusuf Akçura'ya mı bağlarsınız? Onlardan önce de şöyle söyleyeyim. Yani Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz e, siyasi gelişme üç tarzı siyasette de yer alır. Yani e, Osmanlıcılık, e, İslamcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Türkçülük. İşte o dönemlerde Türkçülük e, daha çok gelişiyor. İddia Terakki ile kendisini buluyor genelde. Ve e, tabi İsmail Gaspıralı bunu çok daha e, şekillendiriyor. E, aynı dili e, konuşan, aynı e, yazıyı yazan ki bunda da İstanbul Türkçesini hep ön plana çıkarıyor. Hmm. Yani e, aslında kendi Hocam dilimizi... bir anlatarak gidelim biraz. Gaspıralı İsmail kimdir? Ya, diyoruz zaten. Gaspıralı. <laughs> Adı üstünde <laughs> Evet. Katılalım. Şimdi e, tabii e, Türk... fotoğrafında da getirsin e, Türkçülük yönünden Türkçülük yönünden son derece büyük e, bir düşünür. E, ve e, işte Turan dahil olmak üzere bütün e, e, Türklerin aslında bir birlik altında toplanmasını savunan e, ve günümüzde bile hala e, fikirlerinin gündemde olan... Ee, çok önemli bir Türk düşünürü. Bunun e, fikirlerinin e, günümüzde e, derken şunun için söylüyorum biliyorsunuz bugün Türk cumhuriyetleri var ve Türk cumhuriyetlerinde hala tartışma olan işte alfabe e, birliği evet. meselesinden dil birliğine kadar birçok konularda sıkıntılar yaşıyoruz ama o, e, o yaşadığı dönemden itibaren. Bunu savunmuş yani Türk dünyasını tek bir vücut altında bulunan bir ulus haline getirmek düşüncesi altında bulunmuş. Araya gireyim. Turan Fikri. Evet. Gazpurl'dan mı çıkmıştır? Valla benim benim bildiğim kadarıyla. Doğrudan doğruya isim olarak onun tarafından çıkmıyor ama Türk birliği olarak nitelendirebilirsiniz. O çok daha eskilere de dayanıyor Turan Birliği. Yani bizim Osmanlı döneminde bile var aslında bu. Mesela Don Volga kanallarının açılması suretiyle Türk dünyasıyla bağlantı kurmak istiyor Osmanlı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde <laughs> nitekim 2. Selim döneminde ee, bununla ilgili bir takım çalışmalar da başlıyor Sokollu Mehmet Paşa tarafından. Fakat e, orada Doroşenka Kazaklarının baskınına uğradığı için bu e, kanal meselesi söz konusu edilemiyor. Şöyle ki e, kanalla ne yapacaklar? Türk dünyasıyla bütünleşmek söz konusu. Ha. Şimdi Osmanlı devletindeki nüfus pek yeterli değil zaten o tarihlerde. <laughs> Fakat ilginç olan şey şu. Osmanlı nezdine gelen, Batı'dan gelen elçilerle Türk dünyasından gelen elçiler aynı statüde tutulmuyor mesela Osmanlı'da. Hmm. Ee, onlar divana alınabiliyorlar, Or, e, divanda hmm. yemek yenilebiliyor Türk dünyasından gelenlerle. Bir ikincisi de mesela batıdan gelen bir elçi e, padişahla görüşmek için önce Çemberi taştaki bir e, misafir konağına alınıyor. Padişahla görüşmek için padişahın onayını bekliyor. Belki altı ay bekliyor, hmm. görüşemiyor ama Türk dünyasından gelen hemen görüşebiliyor. Aa. ve giderken mesela yine padişahın izni gerekiyor batı dünyasından gelen elçi. Yani diyelim ki padişahla görüşüyor. Geri gitmek için e, yine izne ihtiyacı var. Yine mesela altı ay bekletilebiliyor. O e, o devletin Osmanlı Devleti nezdindeki e, durumuna bağlı. Kredisine, bağlı. Kredisine bağlı. Ama Türk dünyasından gelen tam tersiyle hem hediyeler getiriliyor padişaha Türk dünyasından gelenler hem de giderken hediyelerle gönderiliyorlar. Dediğim gibi divana alınıyorlar. o Yemek yeniyor orada. Ee, onlar için tam tersi. Ötekilerle hiç bağdaşmayan. Yani o tarihten biliniyor. En e, kritik olan bir şey daha söyleyeyim. Göktepe katliamı var. Rusların e, yaptığı Türkmenlere karşı Göktepe katliamı var. 28 bin kişi herhalde katlediliyor. Yani aşağı yukarı o kadar kişi sivil insan katlediliyor. Top ateşine tabi tutuluyor. Mesela 1876 bunun tarihi. Hı hı. Sırf onlara destek olmak amacıyla olduğu söyleniyor ki ben de öyle tahmin ediyorum ee, biliyorsunuz 93 harbi dediğimiz 1876-77'deki savaş. E, 77-78'deki savaş buna dayanıyor. Göktepe'deki Türkmenlerin rahat e, Rus şeyinden sistem baskısından. Hmm, hmm. Ve tabi Osmanlı büyük bir yenilgi uğruyor. Çok toprak kaybediyor tabi ama en azından e, Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Yeşilköy'e kadar Ayastafonus anlaşması sonra Berlin anlaşması 78'de biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusu. Yani Türk dünyasına bakış açısı çok farklı. Nitekim ben Hocam, birkaç... Hocam bu arada arkadaşlarımız güzel bir kolaj yapmışlar ya evet. milliyetçiliği için aslında Fransızlardan gelmişti. Atsize varıncaya kadar hepsi evet. tabii ki. Nihal Atsıza kadar evet. hepsi var. Halide ee, Edip var. Ömer Evelat Seyfettin Paşa evet. var. Talat Paşa var. Ziya Gökalp var. Evet. Ee, ama Talat hepsi, değil bunlar işte bunlar işte dediğim Paşa gibi değil, değil. bu yok Ziya Gökalp değil mi? Ziya Gökalp pan pan pantür, Türkizmin e, temelini atan insanlar bunlar tabii ki. E, ama demin ki söylediğim şeye şunu eklemek istiyorum. Mesela e, yine mesela şeyden gelen Asya'dan gelen büyük elçiler ki ben yayınladım onu da. Elçiler şey yapıyor. Mesela Osmanlıların herhangi bir savaşında mesela o tarihlerde daha öncekilerde de aynı şey söyleniyor. Eğer diyor istiyorsanız diyor bütün askerimizle her şeyimizle sizin yanınızdayız diye şey getiriyorlar. Mektup getiriyorlar. Hmm. Ya bu son derece önemli aslında. O Türkçülüğü birbirini unutmadıklarını gösteriyor. Türk dünyasının birbirini Peki hocam yıl gösteriyor. olarak yani hemen Barış Dostlar'a geçeceğim ama. Yıl olarak mesela takribi hangi yıllardır Türkçülük fikriyatının ilk e, yayınlara ee, ya 1860'lardan sonra 1860 başlıyor. Evet. Değil mi? O zaman mesela şey de başlıyor. Alfabe değişikliği ile ilgili tartışmalar da başlıyor. Hatta Latin alfabesine geçişle ilgili çalışmalar da var. Yani Arap alfabesinin terk edilmesi. Öyle mi? Evet. 1860'larda başlıyor. E bir şey Enver Paşa 1913'teki yaptığı Enveri ya alfabesi. Hayır hayır. hayır. İlk post, başta Çok sonra. Abdülhamid de, çok sonra. Abdülmecid'e mesela şey bile sunuluyor. Latin alfabesiyle yazılmış kitap sunuluyor. Hmm. Fakat Fransız aksanıyla ile yazılıyor. Aa, yani Türkçe ama Fransızca. Yani mesela Mustafa yazacakken Mustafa şeklinde yazılıyor. Ha, çok Fransız, aksanı Ama Türkçe okuyorsunuz. Ha. Dolayısıyla böyle bir şekilde yazılıyor. Abdülhamit döneminde birçok mesela telgraflar e, Latin alfabesiyle çekiliyor. Abdülhamid'in e, kadehi ondan sonra e, peçetesi, çarşafı hep aha şeklinde Latin alfabesiyle. E, ve şu tartışılıyor. Diyor ki Arap alfabesi Türkçe'ye uymuyor. İşte bunun için büyük harf yok, küçük harf yok, sesli harf yok Arap alfabesinde diyor. Çünkü Türk yazarken mesela T vav r kef'le yazılıyor tamam mı normalde ama TRK şeklinde yazılıyor normalde TRK Anlamadım ben bunu. Yani Nasıl T, R istedim? ve K harfleriyle. Ha, T -r -k. K harfiyle, ha. r, r ha. harfiyle ve kef harfiyle. Türk okunuyor bu. Halbuki ötre koymanız lazım üstüne Türk okunması için. Halbuki sesli harf lazım Türkçe'de. Ha. Mesela İstanbul yazıyorsunuz. Elif, sin, i yok orada. Mesela. Halbuki Türkçe'de i harfi var. Hocam siz kaç dil biliyorsunuz? Ben hiç Türkçe'yi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Fransızca bildiğinizi <laughs> evet, biliyorum. Fransça, değil mi? Fransça. Evet, Fransızca. Fransızca'nız var değil mi? evet. mi? Ya Arapça'yı biraz Arapça biliyorum işte. Var. zaten otomatik. Zaten var. o, o zaman geliyor. Mecburen var. Ama şu var. E şimdi mesela e, e, Arap alfabesinde e, mesela üç tane H var. 3 tane S var, 3 tane D var, 3 tane Z var, 3 tane e, işte e, buna benzer birçok kelime var. Halbuki Türkiye Türkçesinde tek harf vardır. S tektir. Mesela orada eser yazarken 3 nokta S ile yazarsınız e, eseri. E, eski yazarken normal sin ile yazarsınız. Şimdi halbuki Türkçede tek e, S vardır. Tek Z vardır, tek H vardır. Dolayısıyla Latin alfabesindeki yapı daha çok uygun. İşte burada onun tartışması yapılıyor Osmanlı döneminde bunlar. Hmm. Diyor ki bunlar yoktur. O zaman bunları biz düzeltmemiz lazım. Bazılar da şunu savunuyor o tarihte. Ya Arap alfabesine biz sesli harf koyarak yazalım deniyor. Böyle bir şey de var, çalışma da var. Fakat genelde... Şey daha baskın çıkıyor. Latin alfabesi daha baskın çıkıyor. Zaten Atatürk'ün Latin alfabesine geçme şeyi bence düşüncesi ta Osmanlı'nın bu son dönemindeki... Biz Enver Paşa'nın Enveri alfabesine... Hayır ta şey, şey, döneminde Abdülhamit döneminde de var ama 1863'te peki. başlıyor ilk defa.